Bugün iyiyim. Heute geht. Ben size şimdi kelimeleri veriyorum. Heute gehen es. Burada bir şey eksik. Bunu siz bulacaksınız. Bir kelimeyi, bir de bunu. Ve bunu tercüme ediyorsunuz. Eksik kelimeyi de siz bulacaksınız. Her şeyi vermiyorum size. Bugün iyiyim diyorsunuz. Veriyorum şimdi cevabı. Heute geht es mir gut. Aranan kelime mir'di. Çünkü bugün iyiyim diyorsunuz ya, o yüzden. Dün iyi değildim. Dün iyi değildim. Biz bugün burada preteritum kullanalım, tamam mı? Gestern, ging, dün. Preteritum kullandığımız için öyle. Gestern, gehen'i çekeceksiniz. Yine es, yine aranan bir kelime gut. Aslında bu cümleyi tercüme ederken zorluk çekmenize gerek yok. Diyor musunuz burada aranan kelime neden mir değil diye? Çünkü önceki cümleye yakın olması gerekirdi aslında. Kelime sayısı olarak en azından. Ama öyle değil. Söyleyeyim neden? Çünkü o cümleyi olumsuz yapmalısınız. Şimdi cevabı veriyorum. Gestern ging es mir nicht gut. Dün iyi değildim. O ya da soruyor. Neden diye. Warum? Çünkü dün sınavım vardı. Gestern hatte veriyorum. Yine preteritum yapıyoruz. Gestern haben die Prüfung. Niye soru işaretini buraya koydum? Bunu siz bilmeniz lazım şimdi. Çünkü bu artikeli değişik yapacaksınız da ondan. Bir de ich lazım. Gestern hatte ich eine Prüfung. Burada görüyorsunuz ki bestimmte artikeli, unbestimmte artikeli yapıyorsunuz. Ve e kelimesini ekliyorsunuz ki, çünkü prüfungun artikeli değil olduğu için. Ömrüm tükendi diyor Ali. Sınava gire gire ömrüm tükendi diyor. Nasıl diyebilir bunu? Mein Leben. Ya ömrüm. Mein Leben. Ging. Ya, tükenmek kelimesinin üzerinde durarız. Tükenmek ne diye? Buradaki manada tükenmek, fakat şu. Ömrüm tükendi. Bakın şimdi. Preteritum yapıyoruz yine. Das Leben. Bir de vorübergehen. Tükenmek. Nasıl? Bu tükenmek değil aslında. Anlatacağım. Sizin aslında bu cümleyi kurarken preteritumda buradaki das'a dikkat etmeniz gerekir, ama ben zaten size cevabı verdim. Buna dikkat edin diyeceğim ama siz zaten biliyorsunuz. Neyse ki bunun bir tane ayrılabilen bir fiil olduğunu bildiğiniz için şimdi artık bu cümleyi kurmanız çok kolay. Vorübergehen, gelip geçmek, geçip gitmek. Bir ömür gelip geçiyor veya gelip geçiyor. Evet. Ve tükendi derken ömrüm geldi geçti manasında tükendi kelimesini kullanıyoruz. Fakat Almanca'da öyle diyoruz. Yani ömrüm geldi geçti. Ömrüm geldi geçti demiyoruz tabii. Ömrüm tükendi diyoruz. Sınava gire çıka ömrümüz tükendi. Tükenmedi mi? Sizin de öyle. Tükenmedi mi? Mein Leben ging vorüber, ayrılabilen bir fiil olduğu için vorüberi arkaya koyuyoruz. Buradan ayırıyoruz. Ve gh'nin de preteritumunu çekiyoruz. Ging diyoruz. Der Zug ging vorüber. Bu da kolaydı. Ağrılar geçecek dersek eğer, geçecek, gelecek zamanı
kullanacaksınız. Dişmiyatsen ağrılar. Burada da size zaten şeyi veriyorum. Zukunft kullanacaksınız, gelecek zamanı. Kelimeleri veriyorum. Dişmiyat, tekil. Vorübergehen. Tekilde işte demin de söyledim, ağrılar olduğu için siz bunu plural kullanacağınız için tabii ki artikeli değiştireceksiniz. Die Schmerzen werden vorübergehen. Werden gelecek zaman, vorübergehende infinitif bırakacaksınız. Dert etme, bu da geçer. Mach dir, dert etme diyoruz. Önce dert etmeyi tek bir cümle olarak bir tercüme edelim. Mach dir dert sorge, dertler sorgen. Ama biz bunu birebir tercüme etmiyoruz ya hani. Çünkü o zaman çok saçma bir cümle olurdu Almanca'da ve kullanılmazdı ve yanlış olurdu ya. O yüzden size kalıp veriyorum. Dert etme arkadaş. Mach dir keine Sorgen. Çünkü burada etme diyoruz. Olumsuz yapıyoruz. Dert etme diyoruz. Hangi arkadaş arkadaşına derdin olsun der. Ya da bunu tabii ki kendine dert edeceksin der. Hangi arkadaş der bunu? Derdi olsa dahi dert etme der. Also, mach dir keine Sorgen. Bu da geçer. Şimdi bunu cümleyi, bu cümleyi şimdi Almanca'da nasıl söylüyoruz? Das geçer diyoruz ya, hani deminki kelimeyi kullanacaksınız yine. Geht vorüber. Das geht vorüber. Bu da geçer. Geçer, bunu bu şekilde, şimdiki zaman değil, Türkçe'de geniş zaman diye bir şey var. Geniş zaman olarak kullandık. Bu yüzden Almanca'da present kullanıyoruz. Şimdiki zamanı. Das geht vorüber. Vorbeigehende sinonim olarak kullanabiliriz. Bir ömür geldi geçti hiçbir şey anlamadan. Ya da bir ömür geçti bir gün yüzü görmeden. Hani nineler söyler durar ya. Ömrüm geldi geçti ama bir gün yüzü görmedim. Diyorlar hani nineler derler ya. Öyle. Çünkü size ben bu vorbeigehen'i ya da vorübergehen'i şimdi neden böyle anlattım onu soruyorsunuz. Nineleri niye alıyor hikayeye diyorsunuz tabii. Anlatayım niye? Çünkü vorübergehen ya da vorbeigehen yanından gelip geçmek. Yani birisi duruyor ve diyorsunuz ki diğer arkadaşına ben onu gördüm, o yanımdan geldi geçti. Sie ist vorbeigegangen veya sie ist vorübergegangen. Önümden geçti. Geçti gitti. Onu diyorum ben. Hani bağlantıyı oradan kuruyoruz. Bir ömür geldi geçti ama ben şurada sınav çalışırken, sınava girerken ömrüm şu yan taraftan geldi geçti, bir şey anlamadık gibisine. Öyle yani. Sizin de mi öyle oluyor? Ya bir de bir şey daha oluyor. Yorumlara cevap vereceğim ben. Ben biliyorum siz ne düşünüyorsunuz. Biz yorum yazıyoruz, yazıyoruz ama Türkan Hoca okumadan gelip geçiyor diyorsunuz. Öyle değil. Ben onları okuyorum. Size cevap vereceğim. Biraz bekleyin. Zaman verin bana. Siz beni takip etmeye devam edin yalnız. Ödev 2. Ömür geht vorüber. Hani bu sistemi biliyorsunuz ya, hani Almancıların konuştuğu dil bu. Eğer Türkçe'de bir kelime hatırlayamıyorlarsa Almanca koyuveriyorlar. Ondan sonra böyle bir tane olay oluyor. Ömür geldi geçti. Nasıl diyoruz? Ömür geçiyor diyoruz. Ömür geçiyor. Bunu tercüme edeceksiniz. Das Leben geht vorüber. Ya ömür geçer ya geniş zamanı kullanırsınız veya present'i kullanırsınız. Geht vorüber. Das geçti. Das'ı Almanca yaptım. Geçtiği de siz Türkçe'den Almanca'ya çevireceksiniz ama perfect yapacaksınız.
Das ist vorüber gegangen. Vorüber gegangen. Ja, sorgen yapma ya. Böyle arkadaşınıza ya dert etme ya da dert yapma. Gerçi bu yapma olayı Türkçe'de olmamış. Bunu direktmen ben Almanca mantığıyla düşünüp tercüme etmişim. Aslında buraya etme gelecek. Mach dir keine Sorgen. İşte ben bu yapmayı buradan almışım. Machen'den almışım. Öyle tercüme etmişim. Present. Wer geldi geçti bu hayattan? Ne? Kimler geldi geçti bu hayattan? Diyoruz. Wer ist gekommen und gegangen? Onu da böyle tercüme edelim. Ya aslında Almanca'da böyle wer ist gekommen, wer ist gegangen de biraz tuhaf oluyor. Şöyle bir tane örnek ama bunu söyleyemezsiniz Almanlar anlamazlar ya.